Efendim şu an sizlerle beraber Babür Devleti'nin başkenti Delhi'de bulunuyoruz. Yani burası normalde aynı zamanda bugünkü modern Hindistan'ın da başkenti. Ama tarihte Babür Devleti'nin de başkentiydi. Tarihte Hindistan'daki Türk İslam varlığı dediğimiz zaman aklımıza bizim iki tane devlet gelecek. Bunlardan bir tanesi Delhi Sultanlığı, diğeri Babür Devleti. Delhi Sultanlığı 1100'lerde buraya gelmişler. 1100'lerden 1500'lerin ortasına kadar Hindistan'ı yönetmişler, hükümran olmuşlar. Delhi'yi onlar fethetmiş. Size Delhi Sultanlığı'nı ben pazar günü anlatacağım. Delhi Sultanlığı'nın buraya gelerek kurmuş olduğu Delhi şehrini orada göreceğiz. Şu an bugünse akşama kadar sizinle 2. Türk İslam Hindistan Devleti'nin merkezi olan yine Delhi'de bulunan bir başka bölgeyi geziyoruz. Burası Babür Devleti. 1500'lü yılların başında, yani Yavuz Sultan Selim'in vefat ettiği 1520, Kanuni'nin tahta geçtiği o yıllarda, tam o yıllarda Babür Şah Afganistan'dan kalkıyor, bu topraklara geliyor ve buradaki Birleşik Raja Krallıklarının dev 100 bini geçen ordusunu 13 bin kişi gibi bir avuç birlikle yenilgiye uğratıyor ve burada Babür Devleti'nin temellerini atıyor. Babür'den sonra yerine Hümayun Şah geçiyor, oğlu. Daha sonra onun oğlu Ekber Şah geçiyor. Daha sonra Cihangir geçiyor. Ve daha sonra da Şah Cihan geçiyor. Şah Cihan Babür Devleti'nin 5. hükümdarı. Ve Şah Cihan normalde Babür Delhi'yi fethetmesine rağmen arkasından Agra'yı alınca, Agra'yı çok beğeniyor. Burası bizim devletimizin yönetim merkezi olsun diyor. Fakat Şah Cihan'la beraber, 5. Babür hükümdarıyla beraber Delhi yeniden önem kazanıyor. Buraya yeni bir şehir kuruyor Şah Cihan. Biz Şah Cihan'ı nereden tanıyoruz? Taç Mahal'den tanıyoruz. Taç Mahal'i yaptıran kişi Şah Cihan'dı. Karısı Mümtaz Mahal için yaptırmıştı. Aynı Şah Cihan Agra'da karısı Mümtaz Mahal için o Taç Mahal türbe binasını yaptırırken, aynı Şah Cihan o yıllarda kendisine başkent olarak seçtiği Delhi'ye bir ulu cami inşa ettiriyor. Biz şu an sizinle Oğlu Cami'nin içinde bulunuyoruz. Buradan sonra da kalkacağız. Şah Cihan'ın Delhi'de kurmuş olduğu bir şehir. O günün Babür İmparatorluğu'nun yönetim merkezine, Babürlülerin Topkapı Sarayı'nı ziyaret edeceğiz. Yani Kızıl Kale diye adlandırılan o meşhur Red Fort denilen bölgeye gideceğiz. Divan-ı Hümayunlu, halkla görüşme mekanını, kendi haremini, hamamını hepsini göreceğiz. Ama yola nereden başladık? Delhi Ulu Cami'den başladık. Burası. Şimdi bakın şu soğan kubbeleri gördüğünüz zaman, soğan kubbe ya da bu süslü minareleri gördüğümüz zaman hemen bizim aklımıza Alaaddin'in sihir lambası, Simbat masalları, Ali Baba Kırkaramiler geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Geliyor. Çocukluğumuzda okuduğumuz masallar. Yani neredeyse şu üstten uçan halıyla geçen biri eksik. Onu da koyduğunuz zaman masaldaki kare tamamlanıyor. Çocukluğum boyunca, siz de öyle, çocukluğumuz boyunca bu masalları dinledik. Ve ben bu masalları hep Arap masalları sandım. Ve o mimariyi, o masallardaki soğan kubbeleri, süslü minareleri hep Arap mimarisi sandım. Sonra sanat tarihi okuyunca öğrendim ki Arap mimarisinin kubbeyle hiçbir alakası yok. Kendiniz hatırlayın. Bizim Türkiye'de Güneydoğu Anadolu'dan aşağıda Suriye, devamında Ürdün, Filistin, hemen altında Arabistan, Yemen'e kadar bana bir tane kubbeli ev gösterin. Tepesinde kocaman kubbesi olan, Arap dünyasının inşa ettiği bir cami gösterin. Arapların inşa ettiği cami Şam Emeviye'dir. Suriye'ye bir dönem çok sık gidip geliyorduk. Suriye Emeviye Camisi enine genişleyen dev bir yapıdır. Tam mihrabın tepesinde bir tane kubbe vardır. Başka hiç yoktur. O kubbeyi de kim yaptırmıştır? Melikşah yaptırmıştır. Melikşah. Arap mimarisinde kubbeli bana bir tek yapı gösterebilirsiniz. O da şu an benim göğsümde duruyor. Kubbetü Sahra. Emevilerin yaptığı kubbeli çok az eserden biridir bu Kubbetü Sahra. Genelde kubbeyi bilmezler. Düz çatı damdır. Camileri de öyledir. Şam Emeviye ya da Medine'deki Mescid-i Nebevi ya da Abbasilerin başkenti Bağdat. Bağdat'taki
eserler, Türkler için yaptıkları Samarraoğlu Cami, kubbe yoktur. Kubbe, Orta Asya Türklüğündeki çadır yaşantısı kümbete dönüşmüştür. Kümbet, kubbeye dönüşmüştür. Onun için bu bize ait bir tarzdır ve sanattır. Ve şu an biz neredeyiz? Babür Devleti'nin başkentinde Babürlerin Ulu Camisi'ndeyiz. Ve bu Ulu Cami'de karşımızda gördüğünüz bütün bu boğum boğum soğan kubbeler bize bu sanatı anlatmış oluyor. Ortasındaki havuz bize yabancı mı? Yok, hayır. Değil. Bana ortasında havuz olan Türkiye'den camiler söyleyin. Bursa Ulu Cami 1. Başka? Edirne Selimiye'deki Şadırvanlı Cami 2. Hadi. Harput Ulu Cami 3. Düşündüğünüz zaman. Yani bizde ortası havuzlu cami çoktur. Ya da medreseler, Kasımiye Medresesi orta havuzludur mesela. Yani bizde orta havuz son derece önemlidir ve sıklıkla kullanılır. Aslında gelin şöyle ortaya doğru gidelim. Aslında şu an İran'da, İsfahan'da olsak İsfahan Ulu Cami yaptıran kişi Melikşah'tır. Melikşah'ın camisinin avlusunun da ortasında böyle bir havuz vardır. Evet. Bakın şu an aslında evet. Şu an baktığımızda bu görmüş olduğumuz camide biz şu an kendimizi caminin avlusunda sanıyoruz değil mi? Aslında caminin içindeyiz. Yani hem avlu hem de caminin içi. Çünkü Hindistan'da iklim şartları çok müsait. Hava yılın çoğunda sıcak ve insanlar açıkta namaz kılıyorlar. Aslında şu an bulunduğumuz yapı resmen Medine'de Mescid-i Nebevi'nin formudur. Şimdi çoğunuz, şimdi buraya ilk kez geliyorsunuz hepiniz. İlk kez geldiğiniz için siz şu an şey sanıyorsunuz. Buradan içeriye gireceğiz. Girdiğimiz zaman yürüyeceğiz. Kocaman bir kapalı alan var. Hayır, böyle bir şey yok. Bütün cami orası işte. Şu an imamın namaz kıldırdığı mihrabı görüyorsunuz. Evet. İmamın namaz kıldırdığı mihrap tam karşımızda. Evet, evet, evet. Yani kapalı alan daracık ve incecik bir bölümden oluşuyor. Neresi gibi? Medine Mescid-i Nebevi gibi. Evet. Buyurun, devam edelim. Şimdi avlunun etrafındaki yapıları da görmek lazım. Şimdi kıblemiz bu taraf. Kıblenin, kıbleye göre sağda, solda ve arkada 3 tane kapı var. Bakın burada avluya açılan bir kapı görüyoruz. Hemen öbür tarafta avluya açılan bir başka kapı görüyoruz. Bir de kıblenin ters istikametinden avluya girilen bir başka anıtsal kapı görüyoruz. Bu anıtsal kapı tabii ki hükümdarın camiye girerken kullandığı kapıydı. İstanbul'da Süleymaniye Camii'ni düşünün. Süleymaniye Camii'ne biz genelde o fasulyeci tarafından gireriz. Girdiğimiz zaman yan kapıdan Cüp Camii'ye. Olmaz. Yanlış yapıyoruz. Camiye anıtsal ana kapıdan girilir. Aslında biz şu an yanlış yaptık. Biz şu kapıdan girdik. Ne yapmamız gerekiyordu? Dolanıp arkaya geçip o büyük kapıdan girmemiz gerekiyordu. Büyük kapıdan girerken bütün cami ve avlu bizi içine alacaktı. Sistem böyle. Padişah nereden camiye giriyordu? Oradan giriyordu. Ve özellikle cuma namazlarında padişah namazını orada kılıyordu. Bakın orada küçücük bir balkon görüyorsunuz. Seyir yeri. Orası. Hatta o balkonsu yapının içerisinde çok önemli mukaddes emanetler bu camide saklanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayak izi bu camide muhafaza ediliyor. Sakalı şerifi bu camide muhafaza ediliyor. Yani bu camide kutsal emanetler de bize ait, dinimize ait mukaddes emanetler de aslında barınmakta. Burası padişah kapısı. Yani Şahçıyan cuma namazlarını burada kılıyordu. Peki normal 5 vakit namazını nerede kılıyordu? Sizinle birazdan gideceğimiz Redford Kızıl Saray'da
oradaki saray mescidinde eda ediyordu. Topkapı Sarayı'nı düşünün. Padişah normal namazın Topkapı Sarayı'nda Enderun öğrencileriyle eda ederken Cuma namazını Topkapı Sarayı'na en yakın camide kılardı. Topkapı Sarayı'na en yakın cami hangisiydi? Ne Sultanahmet'i ya? İyi düşünün. Ayasofya Camii'ydi. Cuma namazı Ayasofya Camii'nde kılınırdı. Tabi biz onu unuttuk. Cuma namazı ve Ayasofya. Hey gidi günler. Şimdi gelelim şu hadiseye. Türk İslam mimarisinde eyvan vardır. Eyvan sanatı son derece önemlidir. Eyvanlı yapılar. Mesela burada bir eksik var. Bu caminin kenarlarında medrese odaları yok. Ama genelde vardır. Medrese odaları çevrilir. Ana dershanede cami ibadet mahallidir. Ana eyvan. Bakın eyvansı koskoca bir yapı var. Bir kavsara var. Gördüğünüz gibi kendi içinde küçük kemerleri olan, yivleri olan bir büyük sivri kemer söz konusu. Ve imamın namaz kıldırdığı bölüm var. İmamın namaz kıldırdığı bölüme geçmeden önümüzde yine bir merdiven var. Ve merdivenin üstünde mermer bir yapı var. Tahmin edebilir misiniz o nedir? Müezzin mahveli derken aslında olaya yanaştınız. Ama onun Osmanlı'da meşhur bir adı var. Eskiden mikrofon yok, hoparlör yok. Cuma namazı, yer gök dolmuş. 25 bin kişi alıyor bu cami. 25 bin kişi. Ve bütün avlu insanlarla dolu. İmamın tekbirine, o eğilip kalkmalarını avludaki insanlar nasıl takip edecek? Ona ne deniyor? Ona ne deniyor? Tekrar edilen yer. İmamın tekbirini tekrar eden müezzinin makamına mütekebbire denir. Mütekebbire. Tekrar makamı. Bizim camilerimizde son cemaat yerinde böyle bir taşkın bir balkon vardır. Caminin dışına bakan. İşte o taşkın balkonlar mütekebbiredir. Penceresi vardır. Caminin içindeki sesi duyar ama kendisi balkonda dıştadır. Avludaki cemaate tekrar ederek sesi duyurur. Bir başka mütekebbire vazifesi gören müezzin onun yeri. Buraya bir önceki gelişimizde içeriye gireceğiz. Namaz vaktiydi. Müslüman olmayanları sokmuyoruz dediler. Yani namaz vakitleri burası sadece Müslümanlara açık. Yani avludan giremezsiniz içeriye. Sadece Müslüman olmak gerekiyor. Müslümanız elhamdülillah dedik. Ha buyurun o zaman dediler. Ve bizi avluya aldılar. Normal namaz harici zamanlarda gayrimüslim turistler de gelip gezebiliyorlar. Ama namaz vakti avluda dahi bir gayrimüslim barındırılmıyor. İbadet mahallinde. Burada Hindistan'da bir sürü din var. Her dinin kendine göre ritüelleri var. Yani öğlesi var. Mesela Sihler çorapla tapınaklarına sokmazlar. Çorapla giremezsiniz. Değil ayakkabı. Çorabı da çıkaracaksın diyor. Dünyevi hiçbir şey kalmayacak. Öyle tapınaklar var. Sizi oraya benim götürmem mümkün değil. Çırılçıplak geziyorlar. Dünyevi hiçbir şey sokamazsın. Üryan yani. Yani işi çok farklı boyutlara taşımışlar. Ama burası tabii ki bizim Delhi Ulu Camimiz. Babür Devleti'nin Ulu Camimiz. Evet. Mütekebbire'ye merdiven dayıyorlar. Taşını da kırdı. Evet. Şimdi içeriye geçiyoruz. Hadi buyurun. Hayır, temizlik yapayım derken. Taşını kırdı. Hello. Esselamu aleyküm. Nerede benim kameramanım? Kameramana bir şeylik verin. Şimdi bakın. Evet. Ha pardon. Evet. Gördünüz mü meseleyi? Bakın şurada. Yani yerde renkli, bakın şu gördüğünüz siyah bazalt. Etrafındaki de mermer, beyaz mermer. Beyaz mermere siyah bazalt kakarak taşın üzerine seccade yapmışlar. Yani biliyorsunuz ben mesela halı memleketindeyim, Manisa Demirci. Mihraplı halı diye bir şey vardır. Mihraplı halı, cami halısı. Cami halısı istiyorum dersin. Adam der ki mihraplı mı olsun, mihrapsız mı? Bir düz cami halısı vardır, bir de mihraplı. Resmen halı gibi mihraplı form vermişler. Ve insanlar namaz kılıyor. Bakın şu gördüğünüz şekilde insanlar namaza duruyorlar.
ve bu şekilde işler. Diyeceksiniz ya taş soğuk değil mi? Hindistan burası. Hava sıcak. Yani Nisan 1'den itibaren Ekim 30'a kadar en soğuk gün gündüz 45 derece. 60'a kadar yolu var. Onun için şu taşta namaz kılmak nimet o insanlar için. Serin serin yani. Soğuk değil, serin serin. Şöyle devam edelim. İşte yeniden de sağ olun. Bakın şu an resmen Medine Mescid-i Nebevi'nin gelişmiş bir formunun içerisindeyiz. Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın namaz kılmak istiyordu. Birinci sebep. İkinci sebep ön safta durmanın sevabı vardı. Bundan dolayı Medine'de İslam'ın ilk mescidi Kuba. Medine'deki ilk mescidi Mescid-i Nebevi. Bunlar inşa edilirken enine genişleyen cami formunda bir inşaat söz konusu oldu. Enine genişleyen. Ve bakın bu camide enine genişleyen bir formda. Bugün cuma, cuma namazının hazırlığı yapıyorlar. Temizlikler yapılıyor. Bakın gördüğünüz gibi halılar seriliyor, yenileniyor. Ve burası böyle. İmamın namaz kıldırdığı mihrap, mihrap çok büyük gördüğünüz gibi hayli kocaman. Burada bakıp da göremediğiniz ama muhakkak görmeniz gereken bir detay var. O da bizim Türkiye'de sanat tarihi bölümlerinde öğrencilerimize ısrarla vurguladığımız bir detay. Mihrap önü kubbesi. Burası mihrapsa, mihrap önü kubbesi neresi? Şu tepedeki. Bu kubbeyi gördüğümüz zaman anlarız ki bu cami bir Müslüman Türk camisidir. Çünkü mihrabın üzerine kubbeyi dünya tarihinde ilk kez Türkler inşa etmiştir. Şam Emevi bir Arap camisidir. Emevi. Ama kubbe Selçuklu, Büyük Selçuklu'dur. Harran Ulu Cami, Urfa Ulu Cami, Harput Ulu Cami, Konya Alaaddin Cami. Hepsinin mihrab önü kubbesi vardır. Camiler enine genişleyen erken İslam'dır. Ama mihrab önü kubbesi dolayısıyla Türk damgası bu camilere vurulmuştur. Ve Babürlerin de buradaki o muhteşem izlerini görebiliyoruz. Şöyle bir bakalım sağına soluna doğru. Bakın kemerleri görüyorsunuz. Kemerleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir sanat. Kendini gösteriyor. Ve böyle harikulade bir esin içerisindeyiz. Efendim, yayın yaptık aynı zamanda. Yayınımızı takip eden misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Delhi Ulu Camisi. Bir Babür eseri, bir Müslüman Türk eseri. Bir gün Delhi'ye gelip bu muhteşem eserin içerisinde siz de alnınızı secdeye koymalı. Babür hükümdarlığının ruhunu şad etmeli. Hindistan'daki izlerimizin peşine düşmelisiniz. Teşekkür ederim.